Dün gece Namık Kemal Bulvarı'ndan fabrikalar istikametine seyir halindeyken, bir anda orta bordürlere çarparak kontrolden çıkıp, 3 takla atan 42AL550 plakalı araç içindeki 2 şahıs, olayı gören vatandaşlar tarafından araç içinden çıkartılırken, ters dönen araçta olası bir yangın çıkmaması için de olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası araç kutup başları söküldü. Burada itfaiye ekipleri burada olası bir yangın çıkmaması için itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası arabanın kutup başları söküldü. Olay yerine gelen 112 ekipleri kazada biri kadın, iki kişiye müdahale ederken kazaya sebebiyet veren şoförün kim olduğu ise uzun süre gizemini korudu. Olay yerine gelen polisin kaza bölgesini trafiğe kapatarak tarafları sorgulaması sonrası çıkan kısa süreli tartışmada kazaya karışan kişinin kendisi olduğunu ifade eden Anıl Yıldız'ın davranışları kazayı gören vatandaşların olay yerindeki ifadeleriyle çelişince polisin şoförün kimliğini deşifre etmesi uzun sürmedi. Kaza sonrası ters dönen aracı vatandaşlarla çevirmeye çalışan Anıl Yıldız, sinir krizi geçirip araca saldırırken kazada araç sürücüsünün yanında olduğunu iddia eden Aytaç Bilgin'in kazada sadece burnunun kırıldığını iddia etmesinin aksine araç ters döndüğünde şoför mahallinde bulunduğu alandaki kan izleri Anıl Yıldız ve Aytaç Bilgin'in yalanını ortaya çıkardı. Kazadan hafif yaralı kurtulan Aytaç Bilgin'in annesinin olay yerine gelerek her şeyin hallolabileceğini ifade ederek taşkınlık çıkarmaya çalışan gençlere su verip yatıştırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Kaza sonrası polisin bir taraftan tıkanan trafiği açmaya çalışırken bir taraftan da meraklı bakışlarla olay yerini dolduran yüzlerce vatandaşı olay yerinden uzaklaştırması dikkatlerden kaçmadı. Polis, kendilerine yanlış beyan veren yaralılar ve araç sürücüsü hakkında tutanak tutarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.